Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle uyuyacağız. Evet. Video başlamadan neden bunu akıl etmedim ben de bilmiyorum. Ah, kafamdan da güzel bir yudum aldığıma göre. Evet, şimdi şuranın son durumuna bakalım. Evet. Şunlar Catwalks modundan geliyor. Yapımları için Cutting Table'da yapabilirsiniz ancak low voltage bütün assembling machine recipe'leri low voltage istiyor. O yüzden direkt low voltage kullanın. Burada 3 parça kullanılıyor. Bir catwalk'un kendisi, bir tane ışığı. Burada dur. Tabii böyle rail'ları da koyuyor. Rail'ları da üstüne koyuyorsunuz. Aslında düşünün de. Dışarıdaki rayların için bunu kullanabilirim. Bu da zor değil. Mantıklı mantıklı. Köprü raylarım için. Blow torch ne işe yarıyor bilmiyorum. Caution tape. Caution tape'i de varmış. Scaffold'u ve Builder Scaffold'u ne işe yarıyor bilmiyorum. Sport column. Buna ihtiyaç olabilir. Bu aslında görünüş olarak ihtiyaç olabilir şuradan en azından. Böyle gerek yok az gibi. Çünkü burada direkt duvardan. Bu sayede her bölge arasında yukarıdan da geçiş sağlayabiliriz. Çünkü yukarıda da zamazingolarımız olacak. Şimdi gel gelelim. Burada ne yapacağız? Evet. Şimdi ufak bir sıkıntım var. Bak sıkıntımı nasıl dile getireceğim. Şu arkadaş biraz fazla dolu. Yani daha yarı şunları doldurdum ve daha yarıya bile indiremedim. Evet, sıkıntımız bu. Ve bundan bir tane daha yapabilmem için aslında biraz uğraşmam gerekiyor çünkü aslında bunu şuna enerji verdiğim takdirde yapabiliyorum. Fakat buna enerji vermem lazım ve voilà. Und. Voilà. Voilà. Neyse. Benim conveyor belt'lerim nerede? Dur, elektrik motor, conveyor belt dersen. Bir tanesi nedense stacklenmiyor aralarında. Şimdi gelelim şuraya. Item ve uygulama. Direkt en alttan mı yapsak? Hani direkt en alttan yapalım. Direkt de envanterim ağzına kadar dolu. Her zamanki gibi. Evet. Gel bakalım. Tamamdır bu. Şimdi bunlara bir input, iki output gelecek. Nasıl dur? Bir kazmama gerek yoktu. Sadece bunda fazladan bir alan lazım. Burada dur. Nasıl kazalım burayı? Ortadan alsınlar. Şimdi. Bu eşya.
Bu makinelerimiz bir input, iki output. Şurası şu şekilde daha. Big pipe. Şimdi wrench. Köşeye geldiği andan itibaren bunu tekrar birleştiremeyeceğiz. Sen evet bir fal. Tamamdır. Tamamdır. Seni yukarı bağlayalım. Seni de yukarı bağlayalım. Ne bu bağlanmamış? Şuraya bağlanmana gerek yok. Ve pompalarımız. 1, 2. Evet, bu her seferinde sıkıntı çıkartacak bana. Seni şimdilik takmıyorum o yüzden. Import. 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 Import ve import. Tamam. Bunlar burayı yapılandırdık. Şunları artık bağlayabilirim. Bunlar kreosotlarımı çıkartacak ve kreosotlarım nereye gidecek henüz. Şurada bir tanka koyarım. Tabii ki de yemek. Bunların kesiştiği nokta nasıl burada kesişiyorlar? Ama ilginç bir şey yapacağım. Hazır elimdeyim. Şu an biraz da envanterimi boşaltayım. Mesela şu çantalara şu an ihtiyacım yok. Ayrıca merdivenler. File sana ihtiyacım yok. Screwdriver lazım olabilir. Sana ihtiyacım yok. Sana da ihtiyacım yok. Güzel. Şimdi benim bir şurada şu arkadaşlarım vardı. Ha bir de şunun şöyle bir özelliği varmış onun haberdar değildim. Envanterdeyken bu şekilde tarayabiliyoruz. Tamamdır. Evet, onu yine kıracağız. Ne dur. Bunları birleştirmeme gerek var. Sen birleş. Sen de birleş. Ve sana tekrardan bir pump'ı nerede? Ah. Paçı içeride bir şeyleri dağıtıyor. Evet. Ve burada bir adet tank. Burada tanklara bağlanacaklar. Aynı şekilde bu da buradan bağlanacak.
Burada büyük bir tane olmasına gerek yok. Daha azlar çünkü. Aslında burada da büyüye gerek yoktu ama sırf fantezisine. Şimdi burası okey. Ardından önce item inputlarını ayarlayacağım. Item inputları içinde aslında item inputlarına nasıl yapabilirim? Hemen geliyorum. Evet, ne yapacağımı buldum. Şimdi öncelikli olarak sana şöyle bir çıkışı ayarlayalım hızlıca. Small tin item type. Evet. Burada bir adet wrench'e ihtiyacımız var. Wrench. Gel. Gel. Tamamdır. Bunlara output da bulunacak. Bunların hepsine bir takalım. Şuraya zaten bağlandı. Ve şuraya koyacağız. Ardından buradan geleceğiz. Ve bunu bağlayacağız. Ups. Ve şimdi yapmamız gereken tek şey conveyor belt'i koyup ardından import. Tabii ki de hiçbir şey olmayacak. Evet. Neden olmadı? Acaba bu altından mı kabul etmiyor? Kurlar. Gel bakalım. Neden olmadı? Eski dostumuz. Hopper. Ha dur. Tam koyuyormuş. Birazdan da gelecek. Aynen geldi. Bu şekilde yavaş yavaş dolduracak bunları. Şimdi işin output tarafı kaldı. Output. Output için gene bu arkadaşlarımızı kullanacağız. 1, 2, Branch. Gel bakalım. Güzel buradan tırmanabiliyorum. Bilmiyorum. Sonrasında tabii ki de bunu conveyor belt'i şimdi koymak zorundayım. Nasıl diyor? Şunlara da koyalım. Ha, bir de
Port. Port. Ve import. Tamamdır. Tamam. Bir dakika. Sen de ufak bir sıkıntımız var. Tamam, şimdi oldu. Aslında bunları ayırmama çok gerek yoktu. Bir her türlü o kadar hızlı doldurmayacaklar. Şimdi. Import. Import. Benim daha fazla bir item pipe'a da ihtiyacım olacak. Bunları da nereye koyalım? Bana bir tane daha barrel lazım. Tamamen charcoal barındıracak bir barrel. Barrel, 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 barrel. Şimdi inputlarımızı nereye koyalım? Ben diyorum ki bunun anlamı yok. Burası biraz kötü ya. Buradan arkadan çıktı alamam. Evet, burası kötü. Burası olmaz. Ama burada arkadan çıktı alabilir miyim? Buradan alamam. Ben buradan alabilirim. Sen bir şey demek istiyorum. Evet, barrel'ı böyle yerleştirebiliyorum. O zaman off we go. Küreğim var ve uğraşıyorum. Çünkü neden olmasın? Evet, şimdi wrench, gel bakalım. Üç, beş, altı. Tamamdır. Bunlar da yavaş yavaş gidiyor. Sekiz. Dokuz. Güzel. It all worked as intended. Şimdi buraya bir maintenance. Evet, pipe spagettilerimiz başladı. Yani maintenance girişi şuradan olsun. Şimdi şöyle bir giriş yapalım. Aslında şu buraları bir seviye alta koyabilirmişim. Neden borular gözüksün ya? Yani borular gözüksün. Borular güzeldir.
yapıyorlar. Ya da oraya başka bir şey koyacağız. Ben zaten o aslında cover koyabilirim. Ve bunun cover'ını yapabilirim. Sanırım hayır. Tamamdır. Maintenance deliğimde. Şimdi şurada da bir ışıklandırmamız gereken bölge varmış. Şuraya şey gelmesine gerek yok. Tamamdır. Bence oldu. Ha, gayet tatlı bir biçimde oldu. Sen dört. Sen nasıl orada grass kaldın? Şimdi buraya bir de merdiven ayarlayacağım. Nasıl şuradan ayarlayabilirim? Sonrası için. Hatta şimdiden ayarlayalım hemen merdivenimizi. Bakalım. Merdivenler. Gelin bakalım. Ve artık şurayı kapatabilirim. Evet. Ups. Ve bir uyuyalım hemen. Yaratıklar çok fazla dolmadan. Tamam. Bu yarı çalışıyor. Şimdi bu yarı bize yeterli. Şu yarıyı daha sonradan çalıştırırız. Evet. Hepsi gayet güzel bir biçimde çalışıyor. Bakalım şu terimiz. Terimizin şu hala dolu. Şimdi diğer yarıyı aktif ettiğimde muhtemelen terimiz için. O zaman çalışmaya bak. Trenin daha seri bir ölçümde çalışmaya başlayacak. Tabii şu an şöyle bir durumumuz var. Şu tanka koyacak. Şuraya koyacak tankımız yok. Aslında var ama yok. Ya bunu bir süper tanka upgrade edeceğim. Ama şimdilik elimizden bu gelir. Dolayısıyla. Aslında bir saniye. 45. Tam olarak 48 tane oldukları için birini kırıp diğerini de doli ile taşıyarak bence daha hızlı bir biçimde taşıyabilirim. Evet. Kesinlikle daha hızlı bir biçimde taşınıyor. Evet, şu altı. Buna bağlanmasını da sağlamam lazım. Aynen. Neyse, ikinci şekilde de tamamen aynıymış. Güzel. Şuraya merdiven gelecek bu arada. Merdivenler için. Evet. Kreosotlarımız böyle doluyor. O yüzden
Bu detayı unuttum. Bağlamayı sonradan yapacaktım. Neyse. Sağlık olsun. Yemeğimizi yiyelim. Şimdi. Şimdi burada bana biraz scaffolding lazım. Evet. Ve benim daha fazla tank yapmam lazım. Aslında bu tanklar her türlü benim işime yarayacağı için fazla tank benim için göz çıkartmaz. Ama sıkıntı gold'um az. Ben şunları taşıyıp geliyorum. Evet ve geri geldim ve şu arkadaşımızı 4'ler. Bu arada bir de şöyle bir 4 chest yapmıştım. Tamamen dalgasına bir item kendisi. Bir arkadaş da bu şekilde yapılıyor. Kolay bir şey. Ama daha iyi steam etmemiz, şey, aktarmamız sağlayacak. Ha, ikisi arkadaşlar. Ve bir de benim Large Street Boy. Sen ya da 9 kova taşıyabiliyor. Güzel. Şimdi burada sıkıntımız şuraya koyacak bir tankım yok. Neyse. Ben gereken hazırlıkları gene yapayım da. Şimdi. Ne lazımdı bize? Burası değil. Evet, doğru şuraya koymuşum. 4 tane senden. Biz şurada yıllar değil mi? 8 tane de senden. Charcoal tarafına sonradan girişeceğim ancak şu an Kresot oyunu kullanacağım. Şimdi. Başlangıç boyalarımız burada başlasın. Scaffolding. Mükemmel bir itemsin. Evet. Üstüne bir şey spawn olacağını sanmıyorum ama. Ve buna bizim su da sağlamamız lazım. Neyse ki bu bizim için artık kolay bir şey. Neredeydi benim yatağım? Evet buradaydı. Şimdi. Su kaynağı bunun üstüne mi koyayım? Yoksa şunun üstüne mi koyayım? Yoksa yer altına mı koyayım? Yer altında istemiyorum. Nasıl şuraya koyabilirim? Her çank için bir su kaynağı olur. Aynen. Mantıklı, mantıklı, mantıklı. Gerçi bir noktadan sonra bunları değiştireceğiz ama evet, birincisi hazır. Ya sadece iki saniye. Eksik mi yaptım? Ha tam buradalarmış. Çünkü hani dört tane yetecek yaptım diye hatırlıyorum. Her şey yapalı bayağı da oldu. Evet, bu inşaat benim gerçek hayatta benim için bayağı uzun bir süre içerisinde yer aldı. İş güç şudur budur derken
Evet. 4 tane su tanemiz. Bunlar yavaş yavaş doluyor. Güzel. Şimdi burada evet. Tamamdır. Buraya ışıklandırma için farklı bir yöntem daha koyacağım. Şimdi evet, bir. Nasıldır? Oradan değil, tam ortadan yapayım. Evet. Ah. Dört. Burada scaffolding kullanmalıyım. Bunu yaparsam eğer tamamdır. Ardından sen ne aldımsın artık? Tamamdır. Okay. Bağlandım değil mi? Evet, bağlandım. Tamam. Güzel. Bağlandım. Güzel. Tamam. Şimdi yapacağımız şey evet. Bunları bu şekilde bağlamak. Ups. Gel bakalım. Son bağlantı. Evet. Şunu da bağlamama gerek yok aslında ama simetriklik açısından bağlayacağım. Ups, biraz fazla koyduk. Sınır değil de bunlar aslında o şey. Şuradan altı geçirebilirim de. Bu noktadan itibaren scaffolding kullanmak lazım ya da dur. Bakalım. Ranch. Ve Ranch. Tamam, bu noktadan itibaren alttan geçirebiliriz.
Aslında suyu normal pipe'la geçirebilirim de normal pipe'ım yok. Dert değil. Bir tane daha wooden pipe geçecek buradan aslında. Oops. Ve voilà. Evet, suyumuz dolmaya başladı. Tamamdır. Bu sorunumuz artık yok. Sonrasında sizleri de kapatalım. Şu arka tarafından getireceğim muhtemelen. Dur. Biraz su kaybedeceğim de suyu kaybetmekten bir şey olmaz. Dur. Şimdi şu burası şöyle kalsın. Wooden pipe. Wooden pipe. Wooden pipe. Yakısını şuradan vereceğiz. Sonrasında evet. Yakıtı da nasıl geçireceğimi soracak olursanız çok basit aslında. Şuna yanından bir tane pipe bağlayacağım. Evet. Bu. Ya üst. Yanından bağlayıp şuradan böyle alttan geçireceğim. Bu arkadaşımız bu şekilde çalışacak. Şunları da normal pipe'a geçirirsem güzel olabilir aslında. Bu da fena durmadı. İlginç durdu bu da. Evet. Sonrasında şunlar kalsın çünkü biraz daha tank taşıyacağım. Bu arkadaşlar bu şekilde bunu üret çalıştırmaya devam edecek. Bu şimdilik buhar ihtiyacımı karşılayacak. Bu arada şu an neden bunu komple çalıştırmaya başlamıyorum diye soracak olursanız, bunu çalıştıracak bir tankım yok şu an. Buharı depolayabileceğim bir tank yok. Yani şu an anlık üretim olarak kullanabilirim. Hatta anlık üretim. Aslında bir saniye. Bunu neden direkt en dibe koyuyorum? Sen gel. Sonra sen gel. Evet. Bu arada ufak da bir detay. Şu camlar hakkında. Camların ortası ışıklandırılmış cam. Onların nasıl yapıldığını hemen göstereceğim size. Aslında bayağı kolay bir yapım var. Sadece şey Ender Hourglass'ını ki chisel'a dönüştürebiliyorsunuz. Assembling Machine'e 2 ya da 4 tane glowstone'la beraber koyuyorsunuz. Bayağı bir suyu çöpe attım ama olsun. Neyse. Su zaten kolay olan bir şey. Burada sıkıntı yok. Ve bu arkadaşımız dolmaya başladı. Ve Apache de önümden geçti. Bunlar da şöyle şey bu bir süre daha çalışmaya devam edecek. Bundan ondan sonrasında bunu bronze boyuna çıkartacağım. Evet.
Sıradaki olayımız buna şuradan yakıtı taşımak. Evet, bu boruları bayağı bir yer değiştiriyoruz. Köftistan'da biz boruları sürekli taşırız. Oops. Tamamdır. Ve sen gel bakalım. Bir tane fazlalık. Ha, şuraya torç yerleştirsem güzel olur bir ara. Evet. Buhar fabrikamız neredeyse hazır. Sadece şuralara biraz da çatı ekleyeceğim. Evet. Yapmamız gereken tek şey nasıl şu an olarak şundan direkt alıp şuraya aktarabilirim. Sonrasında oradaki tankı da buraya taşıyabilirim. Ne mantıklı da. Taşıma işini nasıl, neyle yapacağız diye soracak olursanız. Basitçe ben bu kadar stili boşuna üretmedim. Evet, maalesef böyle bir durumumuz var. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.